Sevgili dostlar, merhabalar. Damdan düşenlerde birkaç iyi haberle sizlerle birlikte olmak istedik yeniden. Bugün yine misafirlerimizden, daimi misafirlerimizden Mansur Bey yanımızda. Mansur Bey bundan 4,5 yıl önce Whipple ameliyatı olmuştu. Daha sonra karaciğerinde nüksettiği, pankreastaki kitlenin karaciğerinde nüksettiği öğrenmişti. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda tekrar onunla bir röportaj yapmıştık. Bugün ziyarete geldi. Hocam tekrar paylaşalım dedi. O yüzden onu misafir ediyoruz şimdi. Bugün son kontrollerini yaptık. Son kontrolleri muhteşem çıktı. Ne karaciğerinde, ne akciğerinde, ne diğer organlarında herhangi bir problem var. Hakeza belki de videolarını hatırlarsınız. Karaciğerin içinde çok sayıda kitle vardı. Önce kemoterapiyle tüm kitleleri kontrol altına aldık. Ve 5'i sırada RF ablasyonla birlikte ameliyat yapmıştık. O günden sonra muhteşem enerjisiyle yoluna devam etti. Zaten kemoterapi alırken asla yılgınlık yapmıyordu. Hemen yarın belki de bulantım olur diye kemoterapi aldıktan daha birkaç saat sonra yürüyerek koşa koşa çorbacıya giden bir adamdı. İzmir'de fantastik bir hayat kurdu kendine. Gene sevgili oğluyla birlikte Almanya'ya gidip geliyor. Kuşadası'na yerleşti. Ondan sonra İzmir'de bize işlerle ilgili şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın diye akıl veriyor, enerji veriyor. Yani değişik demek ki hastalıkla yok olmaktan ziyade yeniden hayatlar kurmak, insanlara akıl vermek, insanlara yol göstermek bence iyileşmenin öteki tarafı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün kontrolleri yaptık. Teşekkür ama filmlerin çekilip sonuçlar inceleyinceye kadar yazılı kağıt okunan öğrenci gibi titriyorsun. Hayat heyecan mı var? Ne var? Anlat bakayım. Ben gideli Almanya'ya bugün 8 gün oldu. Evet. Gittim. 5 gün sonra kendimi iyi hissetmedim. Evet. Dedim bir ağrım sızım mı var falan geldi. Şüpheye düştüm. Evet. Ufaktan falan kendimi dinledim falan. Telefonu açtım size. Dediniz atla gel. Dedim hem bir film çeker hem bakarız. Bu işin şakası olmaz. Ben de ben atladım. 8. gün geri geldim Almanya'dan. Biliyordum zaten kendimi de tekrar buraya geldim dinledim. İzmir'e gelince mi iyileştim dedim. Niye böyle? film çekilmeye gittiğimde sabah. Bayana sordum dedim. Bir şey görüyorsunuz mu? Dedi konuşmamız bizim yasak ama ben iyi görüyorum dedi. Evet, çok güzel söylemiş. Sen arkadaşın. Evet. Geldim, önemli de oldum. Yani bu moral beni bir götürdü. Ama sizi görmek için 3 evet. ayda ben yine gelirim. Evet, 3 ayda bir kontrollerime gelirim. Yani memnunum. Allah size razı olsun. Pek çok insan bu pankreasla ilgili süreç yönetiminden ödü kopuyor. Ama siz her gün daha da iyileşiyorsunuz. Herhangi şüpheniz olduğunda hemen testleri yaptırıyorsunuz. Yani bu motivasyon, moral motivasyonu nasıl elde ediyorsunuz? Yani pek çok insan sizden bu şeyi alması lazım. Beyine koydum ben antrenman yaparken derler ki kaldırdığın ağırlık yorulduktan sonra en son yorulduktan sonrası geçerli derler ya. Ben ne zaman doydum dersem ondan sonra yemek yiyorum. Yani kendimi motive ederek. Kendi motive ederek. Evet. Doydum dediğimde yemek yemeye başlıyorum. Yani doymak istemiyorum o zaman. Yani beyninle antrenman evet. yapıyormuş gibi o süreci yönetiyorsun. Yani yemekten, içmekten istediğim gün mesela 3 günün içinde 3 kilo alabiliyorum. 3 kilo onu dengeliyorsun. Dengeliyorum yani. Evet. Yani vücudu aşağı çekip de halsiz bırakmıyor. Evet. Yani kontroller de hep temiz gidiyor. Temiz gidiyor. Biraz iyi düşüncelerle bakıyorum kendime. Evet. Daha doğrusu iyi dinliyorum kendimi. Hı. Nerede ne var, hangi organım var biliyorum. Sevgili dostlar, Mansur Bey'in hikayesini burada birkaç defa paylaştık. Birkaç defa daha paylaşmak gerekecek. Çünkü neden paylaşıyorum? Bazı hikayeler dikkat ederseniz bir seri olarak paylaşılıyor. Yine dün paylaştığımız bir teyze vardı. 75 yaşında Whipple ameliyatı yapmıştı.
pankreas ameliyatı. 80 yaşında ameliyatını tekrar kontrolüne geldi ve onun üniversiteden mezun olduğunu röportajını paylaştı. Mansur Bey de gidişatını böyle 3 ayda bir, ondan sonra 6 ayda bir burada videolar paylaşacağız. Muhtemel öyle olacak. Kendisi de çünkü insanlara ümit olmak istiyor. Bir yandan da çok eski zamanlarda ameliyat ettiğimiz insanları görüyorum. Dolayısıyla burada gerçekten çok önemli bu paylaşımlar diye düşünüyoruz. Ben kendisinin bu pozitif enerjisi için teşekkür ediyorum. gerçekten dünyanın pek çok yerinde, özellikle kendisi Almanya'da oturduğu için Almanya'da da bizi, Türkiye'yi, ekibimizi anlatıyor ve gönül diliyle anlatıyor. Bu pozitif enerjisiyle de kendisini aslında iyileşme yolculuğunda tutamaklar elde ediyor. Ben sizlere damdan düşmeyin diye gene söyleyeceğim ama damdan düşecek olursanız yine de bilinçliği ve ayaklarınız üzerine ve sürdürülebilir süreçler yaşayabilirim. Mansur Bey bugün tekrar kendisine misafir etti. Filmlerinin temiz çıkması üzerine hocam dedi bir resim çekelim, hatta bir röportaj da yapalım, bu bana iyi geliyor dedi. Biz de ona... Sizi görmek iyi geliyor daha doğrusu. Hem resim çekilmek, hem röportaj yapmak, hem birlikte hasbihal etmek, hem sizlere seslenmek ona iyi geliyor. O yüzden de onun gönlüne direkt, onun gönlünden sizin gönüllerinize ulaşmak için bu röportajı yaptık. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir de şu var hocam mesela, diyelim ki benim en ufak ciğerime bir şey olsa, siz ona müdahale edeceğiniz benim beynimde ya, o zaman hiçbir korkunuz olmuyor ya. Diyelim ki, olsa olsa bir şey daha gelse, nasıl olsa hoca var, ameliyat eder, bir şeyler yapar gibi o kafada, evet, kafada devamlı o yerinde duruyor. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. İlle de o özgüven çok kıymetli. Evet. Ben geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler. İyileştirmek iyiliktir diyorum. Kalbiniz ve gönlünüz güzel olsun. İnşallah damdan düşmezsiniz.